Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi Galatasaray zalevski Zalewski ile anlaştı haberleri çıkmaya başladı. Zalewski kim? Roma'da şu anda oynayan 22 yaşında kanat bek oyuncusu. Onun da mesela üçlü oynuyorsanız Alman'ın bir mantığı olan bir oyuncu. Dörtlü oynuyorsanız hiçbir mantığı yok açık konuşayım. Yani bu arada Zalewski'nin üzerinde en büyük emeği olan isim açık ara Jose Mourinho. Mourinho Zalewski'nin bu noktaya gelmesini sağladı. Alt yaşlarda 10 numara ve sol açık oynayan bir oyuncuyken A takımda Fonseca 10 dakika oynatıp bıraktı bir daha bakmadı yüzüne. Mourinho geldi, aldı. Hatırlayın Spinal sakatlanmıştı İtalya milli evet. takımında. Bir yıldan fazla uzak kalınca adama bütçe de vermediler. Dedi ki benim bir sol kanat beki bulmam lazım. 19 yaşında Zalewski'yi aldı sol kanat beki yaptı. Ve sol kanat beki olarak o pozisyonlar Ferdi gibi evrildi. Ferdi gibi evrildi ve bugünlere geldi şu anda. Bu senede ayrılmasındaki en büyük etken şu anda Roma'dan. Delos'u gelince dörtlüğe döndü tekrar. Zalewski'ye pek yer kalmadı çok fazla ana planda. Ve mukavelesi de bitecek sene sonunda. O yüzden de 300 bin euro da mı yıllık maaşı var mı şu anda Roma'da. Galatasaray e 2 milyon euro olacağı söyleniyor. Ee, o yüzden ayrılıyor Zalewski. Ama ben e, alt yaşlarına gelerek evrilme sürecini ve şu anda oynadığı stil olarak, tarz olarak oyuncuyu benzetebileceğim en büyük örnek, Ferdi Kadıoğlu stiline çok fazla benziyor. Sağ ayağın asıl kullandığı ayak, sol ayağında kullanabiliyor. Ee, i̇çeri doğru kat etmeyi seven ve ofansif bir oyuncu. Defansif yönü biraz daha zayıf olan bir oyuncu. E, Zaten. o zaman senin bu anlattıklarından sonra ortaya çıkan artık e, Galatasaray'ın üçlü tamamen kesinleşmeye kesin. başladı yani. Kesin. Değil mi? Kesin. İyi de oluştu. Evet, evet. E, şimdi e tabii şöyle bir şey var. Hep diyoruz ya iyi alternatifler olacak takımda. İşte iyi bir santroforun bir tane daha iyi santroforun olacak falan. Fakat belli elinde şimdi Osimen'le Ikadi varsa da biri üzerine Batu Şahı varsa da bunları da kullanman lazım arkadaşım. Evet, yani evet. teknik direktör de ortaya bir akıl koyacak diyecek ki yani tamam birbirinin alternatifi olabilir. Hangisi daha iyiyse onu çıkartırsın oynatırsın ama bu kadar böyle bir maliyetli iki tane oyuncuyu ikisinden bir tanesi oynatmak zorunda kalmak ne kadar acı bir şey değil mi? İkisini de kullanmaya çalışmak daha doğrusu gibi geliyor bana. Çünkü çok maliyetliler ikisi de. Tabii. E işte Osimen'i kessen kardeşim Osimen kesilir mi kesilmez? Icardi, Icardi kesilir mi kesilmez, kesilmez yani. İnan Batu bile zaman zaman kesemezsin yani öyle bir oyuncu. Doğru. Dolayısıyla bence Okan Hoca e, akıllıca bir iş yaptı. E, zaten beklerden en çok başı ağrıyan hocaların başında geliyor. Ya o bek olayını bir türlü adam çözemedi. Evet, senedir, ya transferlerde tutmadı, alınanlarda faydalı olmadı, alınamadı da çoğu zaman. Anladın mı? Orada hep bir sıkıntı yaşadı. O da ne yaptı? Dedi ki kardeşim ben ortaya yeni bir akıl koyayım. Hem değerli oyuncağımın beraber kullanabileceğim bir sistem olsun. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan 17K hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için çarpıcı bir hamleye imza attı. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha Rafael Onyedika ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübe bildirdiği belirtildi. Galatasaray, kulüp Buruj'u ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken 23 yaşındaki oyuncunun da kulübüne baskı yaptığı kaydedildi. 10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon kulüp buruş formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı. Galatasaray'da Zalevski gelişmesi Galatasaray'da Nikola Zalevski konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, Roma'da forma giyen Nikola Zalevski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı Kırmızılı idareciler salı günü Zalewski transferini tamamlayıp bugün öğlen oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyorlardı. Ancak görüşmeler uzadı ve bugün 12'de planlanan Roma-İstanbul uçuşunu ertelediler. Galatasaray, Roma ve Zalewski tarafıyla bugün yeniden bir araya gelecek. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede noktalamak ve Zalewski'yi bugün akşam saatlerinde İstanbul'a getirmek istiyor. Messaggero, Galatasaray yönetiminin bugün saat 5 sularında Zalewski ile birlikte İstanbul'a dönmek istediğini duyurdu. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Zalewski transferi için Roma'ya 8 artı 3 milyon euroluk teklif yaptığını duyurmuştu. Corriere dello Sport ise Sarı Kırmızılıların Polonyalı futbolcuya 4 senelik sözleşme ve yıllık 2 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Galatasaray'dan stopere sürpriz hamle. Osimen hamlesi sonrası geçilmesi planlanan üçlü sistemi en güçlü şekilde oynamak isteyen Galatasaray'da transfer arayışları sürüyor. Sarı Kırmızılılar cuma gecesine kadar fırsat bulması durumunda savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi yapmak da istiyor. Takvimin haberine göre çok sayıda isimle ilgili fiyat ve performans araştırması yapan Sarı Kırmızılıların gündemine gelen son ismin Maximilian Weber olduğu öğrenildi. İngiltere'de Championship'te mücadele eden Leeds United'ın kadrosunda yer alan Avusturyalı futbolcu bu sezon sadece bir kupa maçında 63 dakika görev yapabildi. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Weber 2023 yılında Salzburg'tan 13 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Galatasaray'da Michy Batshuayi kararı. Galatasaray'da gözler Çaykur Rizespor maçında. Sarı kırmızılı ekipte hücum hattında kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un tek forvetle çıkmayı düşündüğü mücadelede ileri uçta Batshuayi'nin şans bulması bekleniyor. Yeni transfer Osimhen ise kulübede yer alacak. Nijeryalı yıldız Okan Buruk'un tercihine göre ikinci yarıda süre alacak. Halil Dervişoğlu karar aşamasında. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi kısa süre içerisinde belli olacak. Çok sayıda talibi olan ve son olarak Rize Spor'dan teklif alan 24 yaşındaki futbolcunun kesin kararını kısa süre içerisinde vereceği ve kiralık olarak Süper Lig'den bir takıma transfer olacağı öğrenildi. Halil Dervişoğlu geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatay Spor'da geçirmişti. Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif. Galatasaray'da sezon öncesi kampın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Demir, son olarak milli ara öncesi oynanan Adana Demir maçındaki performansıyla alkış almıştı. Yabancı kontenjanından dolayı geleceği belirsizliğini koruyan genç futbolcuya yeni bir talip çıktı. Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Kasımpaşa'nın Yusuf'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Hem Okan Buruk, 21 yaşındaki futbolcunun kendisini geliştirebilmesi için kiralama önerisine sıcak bakıyor. Yusuf Demir'in ise Galatasaray'da kariyerini sürdürmek istediği ve şu anda takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi. Okan Buruk'tan yönetime, John Arias nerede? Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına izin verme sebebi ortaya çıktı. Spor Gecesi Dijital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre Okan Buruk, John Arias transferinin bitirilmesi şartıyla Kerem'in ayrılığına onay verdi. Habere göre Kerem'in ayrılığına rağmen Arias'ın transfer edilememesi sonrası planların tutmadığı ifade edildi. Brezilya basınında yer alan habere göre Fluminense geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan gelen 12 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi. Kulübün ilk planı bu miktarı almak ve oyuncunun ekonomik haklarının %20'sini elinde tutarak onun gidişine sadece yıl sonunda izin vermekti. Teklifin reddedilmesi, geçen yıldan beri Avrupa futbolunda oynama arzusunu dile getiren Aryas'ı memnun etmedi.